Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber PlayStation Vita'nızı nasıl PlayStation 4'e bağlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle PlayStation 4'ün ana menüsündeki ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında zaten PlayStation Vita ile ilgili bir tane bölüm var. Oraya giriyoruz. Buradan cihaz ekle dememiz lazım. Ancak şöyle bir ayrıntı vereyim ben size. PlayStation Vita'nızda PlayStation 4'ün aynı ağ üzerinde olması lazım. Aynı modeme bağlı olacak yani. Başka bir şekilde bağlanamazsınız. Bu menüye girdikten sonra size bir kod veriyor. PlayStation Vita'nızda PS4 Link diye bir uygulama var. Giriyoruz PS4 Link uygulamasına. Burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Remote Play, diğeri Second Screen. Remote Play'de PlayStation 4'ünüzün görüntüsü Vita'nın ekranına geliyor ve oyununuzu buradan oynayabiliyorsunuz. Second Screen'de de PlayStation 4'ün ikinci joystick'i olarak kullanabiliyorsunuz bunu destekleyen oyunlarda. Bir de PlayStation 4'ün klavyesi olarak kullanabiliyorsunuz. Biz Remote Play seçeneğine bakalım. Gidiyoruz. Şimdi burada bir kod yeri çıktı. Aynı zamanda PlayStation 4'ün de ekranında bir kod var. Bunu daha önce eşlediyseniz zaten otomatik olarak giriyor. PlayStation ekranında yazan kodu buraya giriyoruz. Register diyoruz. Ve gördüğünüz gibi PlayStation 4'ümüzün ekranı buraya geldi. Şimdi buradan istediğimiz bir oyunu açabiliyoruz. Yani direkt PS Vita'mızı PlayStation 4'ümüz gibi kullanabiliyoruz. Mesela bunu nerede kullanabilirsiniz? Evinize diyelim bir misafir geldi. O anda da PlayStation 4'ün olduğu odaya oturdular. Siz odanıza çekilip PlayStation Vita'nızın ekranından rahat rahat oyununuza devam edebilirsiniz. Tabii kontrol etmesi PlayStation 4 joystick kadar rahat olmayacaktır. Yine de oyununuz kesilmiyor sonuçta. Biz bir deneme yapalım şuradan. Bir oyun açalım. Şuradan FIFA'nın demosuna girelim bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir gecikme yok aynı ağ üzerinde olduğumuz için. Az önce zaten söylemiştim, aynı ağda olmazsanız bağlanma şansınız yok. İki ekranda yan yana görebiliyorsunuz şu anda. Hani çok minimum bir gecikme var. 0.2 saniye civarında bir şey. Bu da hiç rahatsız edici bir gecikme değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi PlayStation Vita'yı çok rahat bir şekilde PlayStation 4'ümüze bağladık ve FIFA'yı oynayabiliyoruz bu ekrandan. Bağlanırken dikkat edeceğimiz şeyler, tekrar söyleyeyim, aynı ağda olması lazım ve PS Vita'nızın son sürümü olması lazım. Bunları dikkat ettikten sonra hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Zaten bir kere bağlandı mı daha sonra otomatik olarak bağlanıyor. Bu videoda sizlere PlayStation Vita'yı PlayStation 4'ünüze nasıl bağlayacağınızı gösterdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.